Okay gündeme gelir mi peki? Okay Fatih Terim'in prenslerinden biriydi transferde biliyorsun. Çok istedi, vermediler. Şimdi boşa düştü, gündeme gelmiyor. Valla ben çok planlama, planlamanın içinde olduğunu düşünmüyorum Okay'ın. Yani işte boşta olduğu için tabii ki adı anılabilir ama Galatasaray'ın daha önce bu arada dediğin gibi Fatih Hoca döneminde hatta bir kere çok yaklaştı Galatasaray kiralık olarak kadrosuna katmaya falan. Son anda olmadı transfer. Şu anda hiç gündemde yok. Bu yabancı orta sahalar biraz daha ön planda ki yani Galatasaray adına zaten Okay bence çok da düşünülecek bir isim değil. Profil olarak 6 numara işte ağır bir oyuncu Okay. Zaten yani Galatasaray'da şu anda her ne kadar beğenil de yerlerine şu anda oyuncu bakılıyor ama Taylan Berkan gibi iki tane yerli alternatif var ki ben Berkan'ın özellikle yeni sezonda önemli isimler kadroya katıldıktan sonra bile sürü alacağını zaman zaman yabancı konusunda sıkıntı yaşandığında yani. Ya İlk 11'deki yabancı konusunda sıkıntı yaşandığında orada Okan Hoca'nın elini rahatlatan bir rolü olacağını düşünüyorum. E Zaten Taylan Berkan varken yedek kulübesine yeni bir Türk oyuncu almanın çok anlamı yok gibi duruyor. Bugün bir şey dikkatimi çekti. Hazard ismi çok soruluyor ama Hazard'ı görür görmez aklıma İSKO muhabbeti geldi. <laughs> Sana yayın sonrasında net ifadeyi söylemiştim. Yayın zaten. sonrası inanılmaz bir sorduğumda. Söyledim. Nasıl bir yanıtla karşılaştığımı. Verilebilecek en güzel tepki verilmiş bence onda. Abi yok yani olabilecek işler değil ya. Yani. Eten Evander, Evander'i yorumlar mısın diyorlar üst üste şu an deli gibi Evander yorumları geliyor. Valla birkaç gündür sosyal medyada özellikle çok dolaşan bir isim Evander ama dediğim gibi ben yani doğrulatabildiğim isimler kısıtlı artık o en başta 200-300 tane isimden bahsediyorduk. Yani hepsinin bir temas durumu olduğu için hiçbirine böyle yalandır değildir falan filan bir şey demek istemiyordum da Hı -hı. E şimdi zaten görüşülen isimler belli ve liste daralmış vaziyette. işte 8-10 tane oyuncu sayıyoruz artık. Oralara geldi olay. Hı -hı. E bu 8-10'un da 5-6 tanesini alacak gibi duruyor Galatasaray. Bir, ta bir, bir birkaç tanesini daha kısa vadede, birkaç tanesini daha sonrasında ama yani üstüne yoğunlaşılan isimler bunlar zaten. Ee, bakalım. İzleyicilerimiz bu arada çok nokta atışı e, sorular Carvalho Kar konusunu çok şey yapmadık. Gündemdeki önemli isimlerden bir tanesi Gülüyoruz. William Carvalho. Orada önce işte Fenerbahçe'de talip olduğunda asıl sıkıntı biraz oyuncunun talebiydi. Yani 3.5 milyon Euro'larla açtı kapıyı. Bu çok çözülebilecek gibi gözükmüyordu. Galatasaray masaya oturduğunda da aynı durum söz konusuydu ama Carvalho orada biraz geri adım attı. Yani 3 milyon Euro'nun altına indi şu anda talebinde. E şimdi Sergio Oliveira'ya da zaten iki buçuk veriyorsanız kalite olarak aktif Portekiz milli takımında oynayan bir oyuncu olduğu için Carvalho'da 3 milyon euronun biraz altındaki bir rakam Galatasaray için kabul edilebilir duruma geldi. Ama asıl beklenmeyen sıkıntı biraz kulübünden çıktı şu anda. Çünkü sözleşmesinin son senesinde olduğu için bonservis anlamında çok sıkıntı yaşamayız düşüncesi vardı. Pek öyle olmadı durum. Betis'in talebi biraz yüksek o yüzden de zaten Galatasaray biraz ge geri adım attı Carvalho konusunda. Ha, en başta da söyledim zaten en çok istenen şu an Galatasaray yönetiminde muhtemelen Okan Hoca için de böyledir. Sorduğunuzda 10 tane isim bunların arasından hangisine en çok istiyorsun dediğinde herkesin söyleyeceği G gibi duruyor şu anda. Bir izleyicimiz demiş ki hani gündemde olmayan ama istenilen bir oyuncu var mı? Sürpriz bir isim çıkar mı acaba diyorlar. Bak yine o Cenk Bey'le yaptığımız sohbete atıfta bulunayım. Şöyle bir şey söyledi mesela. Yani biz dedi bu seçim sürecinden dolayı bazı oyuncularla belli temasları yaptık ama elimizden kaçırdığımız ya bizim sorumuz üstüne so söyledi bu arada bunu. Yani elinizden kaçırdığınız bu süreçte oyuncu oldu mu dedik? Oldu dedi haliyle. Yani bazıları bekliyor, bazıları beklemiyor gibi bir durum var ama Şimdi bu dinamik bir süreç olduğu için biz dedi buna çok fazla takılmıyoruz. Çünkü elimizden kaçırdık diyebiliriz ama ne bileyim ondan sonraki süreçte de Temmuz ayı içinde de yeni belki de daha önce bizim teklif götürmeye cesaret edemeyeceğimiz bile fırsatlar ortaya çıkabilir. Hatta Fernando transferini örnek verdi. <laughs> Fernando'nun da o şekilde ortaya çıktığını ve Galatasaray'a geldiğini o dönem zannediyorum ki hocasıyla bir problem yaşamıştı. Yani bir Arayışa o şekilde girmişti. Yani bizim listemizde hiç olan bir oyuncu değildi Fernando başta dedi. Sonrasında fırsat ortaya çıkınca hamle yaptık, girişim yaptık, aldık dedi. Onun için bugün ismini saymadığımız, bugün gündemde olmayan hatta belki Galatasaray'ın dediğim gibi yani biz bu oyuncuyu zaten alamayız diye teklif götürmeyeceği bir ismi biz evet. bir hafta sonra Galatasaray'a çok yakın, Galatasaray'a imza atıyor, Galatasaray'ın yeni oyuncusu diye duyurabiliriz. Ama bunlar zamanla değişebilecek şeyler tabii. <laughs> E, yedek Türk kaleci için girişim var mı demişler ama Okan'la Batuhan varken hani bu tarz bir hamle nasıl olur bence? Yani Okan Okan'ın hep söylüyorum oynama isteği çok yüksek. O yüzden belki geçen sene olduğu gibi bir kiralama durumu söz konusu olabilir ya da takımdan ayrılma durumu söz konusu olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam sözleşmesinin son senesinde Okan. O yüzden kiralama belki olmayabilir ama öyle bir durum olursa belki düşünülebilir. Ama yine yani bu da öncelikli hamlelerden bir tanesi olmayacaktır. Hı hı. Ee, bir izleyicimiz ne zaman Beşiktaş yayını yapacaksınız demiş. Eğer bir aksilik olmazsa Sercan Dikme 4.30'da burada olacak Sinem Ökten'le beraber. Avusturya'dan canlı yayında. Avusturya'dan canlı yayın ama e, işte durumlar orada belli olmaz. Çünkü Selim'le Volkan bir oradaydı biliyorsun. İnternet konusunda çok büyük bir sıkıntı çekiliyor orada zor şartlar altında gene yayınları yaptılar. Ee, o zaman son kısa hemen soruları alalım kapatalım. E, ee, Kuveyt Airways konuşuluyordu biliyorsun. Kuveyt Airways konusunda herhangi bir ekstra gelişme var mı stadyum için? Şu an sponsor. yeni, yeni, yeni bir durum yok. Görüşmeler devam ediyor sponsorluk için. Galatasaray'ın yaptığı görüşmeler devam ediyor ama bitti bitiyor imza atılıyor falan denecek durumda olan bir gelişme yok. Herhangi bir gelişme yok şu anda. Yüzde hani yüz oldu diyecek derecede. Tabii. Ee, bakalım bir soruları kontrol ediyorum kalmış mı kalmamış mı hiçbir şey diye denayeri soruyorlar denayer olacak mı Allah şu an beklemede denayer konusu Markaanın satışı... de ömrü beklemekle geçti havalimanında bekledi şimdi bekliyor adam çok var, para olsun, bekliyor ama yani çok para istiyor o yüzden bekleyecek Kaan yapacak bir şey yok o, par <laughs> o paraları istiyorsa bekleyecek yani şey mi? E, i̇ki buçuk milyon Euro'dan 4 yıllık kontrat mı istiyor? Öyle ve imza parası da istiyor onun üstüne. Ha, yüzden, onun üstüne bir de imza parası istiyor. Onun o yüzden biraz bekleyecek yani yapacak. <laughs> Bir replik vardı bir tane eski Schenker Şen filmlerinde. Bir şey i̇stiyor mu diye anladım. <laughs> <laughs> oraya direkt, e, direkt oraya gittim. Tamam, Jackne ile programı kapatalım. Jackne'in geleceği ne olacak? Valla Jackne bir şekilde gönderilecek. Onun da sözleşmesinin son senesi. Ben yani bugüne kadar hep Cagne ile ilgili hep geldiği günden beri ne zaman gönderileceği konuşulduğu için konuya biraz aşinayız. Yani kira bon servisiyle bir türlü gönderilemedi. Zaten sözleşmenin son senesi çok kiralanacak bir durum yok. Ben bir noktada sanki karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedileceğini düşünüyorum. Burada da tabi Cagne'nin yaklaşımı belirleyici olacaktır. Evet, yani ki, o rakam... ufak bir yorum alabilir miyim senden? Gomis'in bir fotoğrafı çıktı. Biraz böyle hani bildiğin Göbeği salmış gibi, zar zor koşuyor gibi bir videosu çıktı sosyal medyada. Valla yani o antrenmanda biz oradaydık. Gomis Hı. biraz geride kalıyordu fiziksel olarak ama bu süreç içerisinde yavaş yavaş kendi. Kendilerine... açısından böyle peki sen birebir gördüğün için orada onu söyledi. Hayır kadar... hayır yani görüntü görüntü olarak öyle bir görüntü yoktu da o koşuda zaten geride gidiyor yani. Orada Taylan'la Gomis ikisi biraz geride kalmışlardı hatta. Hı. Süre, süre de tutuluyordu zaten onlar sezon öncesi antrenmanlarının klasikleri. Ama yani öyle aşırı yağlanma, kilo alma falan filan gibi bir durum açıkçası benim dikkatimi çekmedi. Hı hı. Zaten sezon öncesi kampını bitirdiğinde daha fit bir halde olacaktır Gomis. Muhtemelen de yani sezon içinde hamle oyuncusu olarak kadro tutulacak. Peki Emre güzel bir program oldu. Ağzına sağlık. İzleyicilerin de neredeyse sorularını yüzde yanıtladık. Ben kaçırdığımız bir soru olduğunu düşünmüyorum. Ee, hani artık bir sonraki programımız önümüzdeki hafta olur olmaya da bilir. Çünkü eli kulağında haber bekliyorsun. inşallah <laughs> sağlıklı bir şekilde bebeğin dünyaya gelir. Onun için de i̇nşallah. şimdi tekrardan hani bir yayın yapamazsak ben erkenden gene bir hayırlı olsun diyeyim izleyicilerimizin huzurunda. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim.